Hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz yaklaşık değer bulma. Yaklaşık değer bulma kareköklü bir sayıların arkadaşlar, yani dışarı tam kare olarak çıkmayan sayıların yaklaşık değerini bulacağız. Hangi tam sayılara yakın olduğunu, hangi tam sayılar arasında olduğunu bulma işlemlerimizdir arkadaşlar. Burada arkadaşlar şunu yapıyoruz. Köklü bir sayısına en yakın tam kare sayı bulunurken ilk yapacağımız kök içindeki sayıdan küçük ve büyük olan en yakın tam kareleri buluyoruz. En yakın tam kareleri bulduktan sonra bulduğumuz köklü sayıdan küçük olan tam kare ve büyük olan tam kareyi buluyoruz. Sonra bunları sıralıyoruz. Ortaya bizim verdiğimiz köklü ifade gelecek. Buraya en büyük tam kare, buraya en küçük tam kare, onun arasında olduğu. Sonra kök içini alacağız. Sonra da arkadaşlar hangi sayılar arasında olduğunu bulacağız. Örnek olarak karekök 52 sayısını arkadaşlar en yakın tam kareleri bulalım. Şimdi karekök 52 sayısından küçük ve büyük olan en yakın tam kare sayılar hangileri? Şimdi 52 hangi tam kareden büyük arkadaşlar? Yani 52 sayısından büyük tam kare ve 52 sayısından küçük. 52 sayısından küçük tam kare hangisi? 49, yani 7'nin karesi arkadaşlar. 52 sayısından büyük tam kare 64. O da 8'in karesi. Bunu sıralarsak arkadaşlar 49 küçük, 52 küçük, 64. Sonra karekök içine alacağız hepsini. Yani 49 küçük, 52 küçük, 64 olacak. 49 dışarıya ne çıktı arkadaşlar? 7 küçük. Kök 52 kök dışına çıkmıyor. Kök 52 küçük, 64 kök dışına çıktı, 8. Şimdi kök 52 sayısı arkadaşlar hangi tam sayılar arasında? 7 ile 8 arasında. Peki hangi tam sayıya en yakın arkadaşlar? Bakın 52-49 arasında kaç mesafe var arkadaşlar? 52'den 49 çıkartırsam 3. 64'ten 52 çıkarırsam 12. Yani 52-64'de 12 uzak, 49'a 3 uzak. Demek ki en yakın ne? 7'ye en yakın. Peki yaklaşık değeri nedir diye sorarsam size? Yaklaşık değeri şu arkadaşlar. Şimdi 7'den büyük, 8'den küçük. Yani yaklaşık değeri 7 virgül 7'den büyük ama 8'den küçük. 8 olmayacak. Şimdi buraya 3 yakın, buraya 12 yakın. Şu ikisinin arasında arkadaşlar ne kadar mesafe var? 15 mesafe var. Şimdi virgülden sonraki kısmı bulurken arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. 52-49'a ne kadar uzak? 3. 3. 64-49'a ne kadar uzak? 15. 3 bölü 15. Yani 3'ü ne yapacaksınız arkadaşlar? 15'e böleceksiniz. Burada normal bildiğiniz adi bölme işlemi yapabilirsiniz. Yani 3'ü 15'e böl 3 15'e bölünmez arkadaşlar. Buraya bir sıfır atarsınız. Buraya bir sıfır, bir virgül atarsınız. O 30'da 15 iki defa. 2 çarpılmış 30. 0 0. Yani 3 bölü 15'in değeri neymiş arkadaşlar? 0,2. O zaman bunun yaklaşık değeri arkadaşlar, virgülden sonraki ne? 2 arkadaşlar. 7,2 diye ne yapıyoruz? Yaklaşık değerini buluyorum. Bu işaret yaklaşık değeridir arkadaşlar. Evet. Gelecek sorular hangi tam sayılar arasında?
Hangi tam sayıya en yakın? Yaklaşık değeri nedir? Yaklaşık değerini genellikle bu aralar sormuyorlar. Yani şuna dikkat edeceğiz. Sayıları toplayıp farkını soruyorlar arkadaşlar. 7'den büyük, bakın 7'den büyük ama ne? Yaklaşık değeri 8'den küçük bir sayı. Evet. Kök 50 sayısının yaklaşık değerini tahmin ediniz dediğim zaman arkadaşlar. Şimdi kök 50 hangi tam sayılar arasında? Yani 49 küçük, 50 küçük, 64. Yani 49, 64 kök içine aldığınız zaman 7 kök 50 küçük kök içine aldım arkadaşlar. 64'ü kök içinde dışarı 8. 7 ile 8 arasında 7'ye daha yakın arkadaşlar. Yaklaşık değerini tahmin ediniz dediği zaman arkadaşlar bakın şöyle de yapabilirsiniz. Bu ifade 49'a 1 yakın. Burada 14 mesafe var. İkisinin arasında 15. Yani 15'te 1 almış arkadaşlar. Dersiniz ki kök 50 yaklaşık 7'den büyük zaten 7 virgül 1 gibi bir ne yapabilirsiniz? Değer söyleyebilirsiniz. Kök 166 sayısına en yakın tam sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar kök 166 hangi tam kare sayılar arasında? Tahmin edelim. 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169. Demek ki ne ile ne arasında? 144 ile 169 arasında. Tam kareler arkadaşlar ezbere bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu ifadeleri kök içine aldığınız zaman arkadaşlar 12 küçük kök 166 küçük 13. 12 ile ne arasında arkadaşlar? 13 arasında. Peki hangi tam sayıya daha yakın diye söylersek bakın 169'a 3 yakın. Buraya 12. Hangisine daha yakın? 13'e daha yakın. Peki yaklaşık değerini tahmin edin dediğimiz zaman arkadaşlar şu 22 yakın arkadaşlar. Şimdi bir kere 12 ile 13 arasında 12'den büyük 13'ten küçük yaklaşık 12 virgül diyorsunuz. Buraya daha yakın. Şimdi bununla bunun arasındaki mesafe 25. Yani toplam 22 bölü 25'lik bir mesafemiz var. Ya bunun yaklaşık değerini bulabilirsiniz. Buna yaklaşık bir değer de söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki bu ne olsun? 0,8 olsun arkadaşlar. O zaman dersiniz ki 12,8 diye bir yaklaşık değer tahmini yapabilirsiniz. Kök 72 sayısı hangi tam sayılar arasındadır? Ne yapıyorum arkadaşlar? Hangi tam kare sayılar arasında olduğunu tahmin ediyorum. Ne 64 ile 81 arasında değil mi arkadaşlar? Tam kareler. Kök içine aldığınız zaman 8 küçük, kök 72 küçük, 9. Hangi tam sayı arasında? 8 ile 9 arasında. Peki bir yaklaşık değer tahmini yapın dediğimiz zaman arkadaşlar bakın. 72 ile 64 arasında 8 fark var. Buna bunun arasında 9 fark var. Neredeyse bir yarı yarıya mesafe söz konusu. Ama buraya 8, buraya 9. Yani 8 bölü 17'lik bir mesafe var. Yarıdan küçük olduğu için arkadaşlar buna 0,4 dersiniz. 8'den büyük olduğu için 8,4 diye bir yaklaşık değer tahmini yapabilirim. Evet. 5 artı kök 27 hangi tam sayılar arasındadır?
Şimdi arkadaşlar 5 bir tam sayı. Kök 27'ni ne yapmam lazım? Yaklaşık değerini bulmamız gerekiyor. Şimdi kök 27 hangi tam kareler arasında? 25 ile 36 arasında. Kök içine aldığınız zaman arkadaşlar 5 ile 6 arasında olmuş oluyor. Şimdi 5'ten büyük, 6'dan küçük. Yaklaşık bir değer tahmini 5 virgül diyeceksiniz. Şimdi 27, 25'e 2 yakın. 36'ya 9 yakın. Toplam yani 2 virgül 2 bölü 11'lik bir mesafe var. Buna yaklaşık ne dersiniz arkadaşlar? 0 nokta Yani 0,2 diye bir değer tahmini yapabilirsiniz. O zaman buraya 5,2 gibi bir değer gelecek. Şimdi 5 artı kök 27 dedi. Yaklaşık değerini buldum. 5 artı 5,2. Kaç yapar arkadaşlar? 10,2. Yani ne oldu? 10 ile 11 arasındadır diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde de tahmin edebilirsiniz. Bu kök 27 5'ten büyük, 6'dan küçük bir sayı. O zaman ne olacak arkadaşlar? 5'ten büyük olduğu için buraya 5 ekle 10. 10'dan büyük, 11'den küçük diye de bir tahmin yürütebilirsiniz arkadaşlar. Evet. YouTube kanalımız Şentepe Akademi'den bizleri takip ediniz. Abone olursanız yeni çekimlerden anında haberdar olursunuz. İyi günler.